Merhaba, merhaba. Çok az konumuz kaldı. Associative container'lar kaldı. Bunlar da map set, stack queue. Aslında stack ile queue temel olarak container adaptörü olarak geçiyor. Başlayalım. Setler. O gösterdiğim kütüphaneleri neleri dahil etmeyi unutmayın. Bir tane set 1 oluşturuyorum. İki tane 1 eklediğimi gördünüz. Setin yaptığı şey şu. Set tipik bir matematikteki küme tipidir. Fakat yani listeyle arasındaki fark olarak liste veya diğerlerindeki unique fonksiyonunu otomatik olarak uyguladığını varsayın. Bir de bunun multi seti var. Multi set de bundan sonra değineceğim. Kısacası ben şunu yapacağım. Burada bunu yazmam gerek yok. Set 1 dot insert. Insert işlemi yapılabilir. Yalnız insert işlemi yapsak bile insert işleminde önceki ve sonrasını göstermem lazım. Yani aynı elemandan sadece bir tane saklar. Daha C++'da çok fazla associative container var. Ayrıntılar için bakın. Size 5. Insert sonrası. Öyle bir daha çalıştırayım. Size inserter 0, inserter 5. Öncesinde de sonrasında da boyut değişmiyor. Çünkü aslında ekleme yapmıyor. Çünkü aynı elemandan var. Yani 5 için aynı elemandan var. Şöyle bir şey ifadesi yanlış. Set 0 eşittir 6 veya artık bu ifade çalışmayacaktır. Böyle bir ifade yok setlerde. Index operatörü kullanılamıyor. Iterator it set1 dot begin it arttırılabilir. Yani aslında iteratör kullanılabilir. Yani index kullanılamıyor fakat iteratör kullanımına izin veriyor. Out. Hemen görelim. İkinci eleman şurada gözüküyor ama bir dakika şöyle düzgün gözükmüyor.
Bir. Aynı zamanda set elemanı yani ne yazarsanız yazın otomatik olarak sıralar ve sadece bir eleman tutar. O yüzden ikinci eleman olarak bir dedi. Insert sıfırıncı indekste yani birinci de birinci bir elemanın da birinci indekste olacak. 5 değerini siler. Daha sonra advance set 1 dot arrays şöyle olması gerekiyor. Şurada virgül unuttum. Son elemanı siler. Sonra bir vektör açarsak buraya vektör oluşturursak set 1 dot insert array dot begin ve end hepsini ekleyecektir. Oto herhangi bir değer almasını istiyoruz. Yani konumunu bulmasını istiyoruz açıkçası. Find 6. Bu find'dır, sort'tur, reverse'dür. Hemen hemen tüm veri tiplerinde var. Bunun için referansına bakın. ncpp.com'da vardı. O sekiz set bir dot lower bound 8. konumu verecek. Bu da şu da bulduğu nokta artık 6 hangi indekste ise hangi iteratör konumunda ise onun konumunu verecek. Sonra bound daha sonra başka şu çalışsın. 8 8 9 9 oldu tabi. Çünkü eleman eklemiştim. Daha sonra başka ne yapabilirim? Set set 2 deyip
şey swap 2 değil. Swap değil. Tamam. Daha sonra eğer ki if set 1 boş değilse set 1'i yazdır diyebilirim. Şimdi bir de sırada multi setler var. Multi setlerin normal setlerden pek bir farkı yok. Elemanları sıralar. Fakat bu sefer aynı elemanın ikincisini saklar. Diğer tüm özellikleri set ile aynıdır. Hemen bir tane multi set oluşturalım. Multi set mset 1 aynı elemanları yazıyorum ki şey yapsın. Hatta şöyle bir tane daha eleman ekleyeyim. mset 1 eğer ki boş değilse yazdır. Sen çalış. Orada. Evet. Elemanların ikincisini tutar demiştim. Şimdi sıra geldi map listesine. Mapler aslında Python Dictionary ya da artık yine C Sharp Dictionary tipidir. Anahtar ve değer şeklinde tutar. Anahtar ve değer tiplerinin bir listesini oluşturur. Öncelikle C++'da aslında anahtar ve değer tutan şey adı pair'dır. Mesela bir tane yazayım. Anahtara karşılık bir değer tutar. Anahtarımız integer string olsun. Bir de gene string olsun. String'e karşılık string tutacak. O zaman ne bileyim telefon numarasına karşılık 555 45 0000 böyle bir değer tutacak. Tabii bunların bir listesini oluşturursanız işte o zaman dictionary elde ediyorsunuz. Bir dakika. Map indekse karşılık bir at tutacak. Yani ID'ye karşılık diyelim. Aranızda hiç Simpsons izleyen var mı? Şimdi aslında map bir liste gibi davranır. Aslında daha çok bir set gibi davranır kendisi. Std string. Bir işte pair seti oluşturuyoruz şu an. Bart. Hatırlayanınız oldu mu? Bunları şuraya yazayım. Bart, Lisa, Marge, Homer, Krusty. İteratörlerle yine çalışmaya izin verir.
Seconds. Lower bound içinden birinci elemanı alalım. Daha sonra Bart'ın ismini çıkartabiliriz buradan. Şöyle söyleyeyim. Bu first oluyor. Bu da second oluyor. Bu kadar. Niye second dediğimi anladınız. Yani anahtar anahtar 1 diye kabul edersek hani, kilit ve anahtar ikilisi bu şekilde ifade edilebilir. Pekala, ben böyle bir listenin içerisinde de nasıl gezeceğim? Oto neredeydi benim şeyim? İteratörüm burada var mı? İteratör oluşturmuş muyum? Yok, daha önce oluşturmamışım. Şöyle uzun bir tip yazacağım. Daha sonra deneyeceğim bakalım. Oto ile bunu algılayacak mı? Kendisine hani eşit değilse map 1 dot end ve iteratörü sürekli arttır. Tek denemek istediğim şey şu. Varsayılan olarak evet, tipi algılayamadı. Şundan dolayı aslında. Şunu şuraya not edeyim. Oto olarak algılarsa çok iyi. Çünkü bu kadar uzun şeyleri yazmayı hiç istemem. K anahtar T2 first ve tamam. Derleme hatası vermesini beklemiyorum. Oto şeyleri algılıyordu. İçindekileri. Birinciyi bulabiliyor. Birinci demeyeyim de hadi buna da üçüncü diyeyim. Bart Bart olmasın. March oldu. Evet, üçüncüyü buldu. March dedi. Alt sınırdan birinciyi buldu. Ona da Bart dedi ve daha sonra tüm elemanları anahtar ve değeriyle beraber yazdırdık. Şimdi multimap'e geliyorum. Multimap'te de bir fark yok bundan. Tek yapmamız gereken şey şuna multi yazmak. Multimap aynı elemandan birden fazla tutar. Bu kadar. Hatta çalıştığını göstereyim. Başka hiçbir şey değiştirmedim. Yine aynı sonucu elde ettik. Şimdi Adaptive Containers. Evet, ben İngilizcesini yazdım. Container Adapter, pardon. Container adapt
Container adaptör. Şimdi container adaptörler depolama şekillerini simgeler. Eğer siz başka bir container oluşturacaksanız, işte o zaman bunlara ihtiyacınız var. Temelde iki tane ama hadi diyelim üç tane şey var. Stack ve queue. Stack LIFO yani last in first out. Stack. Last in first out. WR. Stack yığın mı diyeyim? Stack bir veri format veri saklama arayüzü. Eğer ki konteynerlerinizin STL ile uyumlu olmasını istiyorsanız bunu kullanacaksınız. Yani bu şeyleri kullanacaksınız. Umarım yanlış bir mana çıkmamıştır. Sadece klavyeyi rastgele basıyorum. If not, şöyle yapayım. Cut empty. Eğer ki empty değilse, yani boş değilse, o zaman for diye eğer Visual C++ bana yardım etmeseydi çok daha uzun sürecekti. Orası kesin. Şunu video yazıları yazmam. Benim gördüğüm en büyük hata C++ kullanıcılarında araçları öğrenmiyorlar. Dilin kendisi zaten bana yetti gibi bir davranışları var. Burada. Elemanlar stack olarak last in first out son girdi son giren ilk çıkar mantığıyla çıkış yaptı. Şimdi sıra da biraz daha farklıdır. Sıra ilk giren ilk çıkar. Top, ha doğru. Top şeyin üyesi olamaz. İlk girdi ve ilk çıktı. Önceden stack'ta aşağıdaydı. Tamam. Priority queue büyükten küçüğe sıralama yapan bir queue tipidir aslında. Sıralama işlemini eleman ekleme sırasında değil her yeni istendiğinde her yeri istendiğinde yeni maksimum bularak yapar. Yani sıralama işlemini ekleme sırasında değil de siz eleman çekmek istiyorsunuz
işte sıralama işlemini işleminde maksimumu bulur ve maksimuma göre her seferinde yeni bir maksimumu verir. Ama burada şu an bunu yapabileceğinden emin değilim. Şunun içindeki verileri değiştireceğim. Integer yapayım ki şeyler şey yap gözüksün. 4 8 olmadı. 6 8 Gördüğünüz gibi maksimumu veriyor her seferinde. Şimdi enumlara geldim. Enumlar C++ 11'den itibaren bayağı bir değişikliğe uğradı. Ama temel olarak enumerate yani sayma manasına geliyor. Ya da artık sayısal hale getirme demek oluyor. Şurada Visual C++ hemen algılıyor. Gördüğünüz üzere 0'dan başlıyor. 1, 2 olarak otomatik olarak değer veriyor. Tabi eğer enum r diye bir şey yazarsam r eşittir 2 sonra e eşittir 0 diye değerler verebilirim. Tamamen sayılarla ilgili bir konu enumlar. Enumlar ileri C++'da yani C++'ı gerçekten iyi kullanabilen insanlar için bir nimet aslında. Amaç sayı saymak değil. Amaç derleme zamanında sonuç üretmek. Class'larla enumlarla struct ve class'ları birleştirdiğinizde artık derleme zamanında işlem yapabiliyorsunuz. Bu da acayip bir performans kazancı veriyor. Day pazartesi diye bir desem sonra salı, çarşamba, perşembe, cuma, cuma, ertesi, pazar. Pazartesi birinci gün, ikinci gün diye sıraladım. Sonra pazarda yedinci gün oldu. Kendiliğinden yapıyor bunu derleyici. Buna ibaret. Birçok Java'da da var. Gene C# da var. Enum day desem mesela çarşamba desem o zaman buradaki enum çarşamba olabiliyor. Çünkü bu bir enum tipi. Day enum çarşamba. Sonra çarşamba deyip haftanın önce günüdür. For pazartesiden Cuma'ya kadar arttırmasını istiyorum. Sonra pazartesiden Cuma'ya
Ya iyi. Evet. Haftanın üçüncü günüdür. 1, 2, 3, 4 diye yazdırdım. Tabi Cuma'ya kadar dediğim için Cuma'yı yazdırmadı. Daha sonra Regular Expression'ı anlatacağım. Regular Expression biraz değişik bir konu. Bu yüzden bana dikkat kesmenizi istiyorum. Görüşmek üzere.